haftalarda bütün takımlar için zordur yani. Çünkü bir adaptasyon süreci, yeni transferler. Özellikle bizim gibi takımlar yani Ankara Gücü, Ümraniye ve İstanbul Spor Süper Lig'e bu yıl çıktı. Ve yeni bir kadro yaptı. Biz 16 tane yeni oyuncu aldık. Şu anda geçen yıldan kalan 1-2 oyuncumuz hariç hepsi yeni. Bunun 4-5 maç zor geçeceğini, bir adaptasyon süreci olacağını biliyorduk zaten. Yani ilk maçımız Konya'ydı. Konya'da ile iyi bir oyun sergiledik. Çok gol pozisyonuna girdik ama futbolda işte olmazsa olmuyor dediğimiz şey o gün görüldü. İlk 15 dakikada %100 3 tane net gol pozisyonu vardı. Sonra Antep'e gittik tabii deplasmana. Deplasmanda kötü oynadık ama onun bazı nedenleri var tabii. İstediğimiz oyunu oynayamadık. Ama ben takımıma güveniyorum. Oyuncularımızın karakterine güveniyorum. En kısa sürede toparlanıp olmamız gereken yerde olacağımızı düşünüyorum. Biz 2 maç oynadık ve 1 puanımız var. Normalde en kötü ihtimalle 4 puan bekliyorduk. Bu 2 maçta ileriki zamanlarda inşallah bunu telafi edecek potansiyelimizin olduğuna inanıyorum. Bunu da başaracağız diye düşünüyorum. İşin doğrusu şu. Şimdi yenildikten sonra talihsizliklerin bahane talihsizliklerin arkasına sığınıp bahane üretmek istemedik işin açıkçası. Bugün burada sizin vesilenizle duyurmak isterim. Bizim Hatay'a giderken bir futbolcumuz rahatsızlandı. Antep'te Gayet Zahit sabaha kadar tedavi gördü. Serum tedavisi gördü. Sabahleyin Hatay'a devam etti. Hatay'a devam eden futbolcularımızdan o gece 5 tanesi gece rahatsızlandı. Sebebini bilmiyoruz ama ciddi rahatsızlıkları oldu ve serum taktılar. Tedavi gördüler. Genel anlamda da atmosferden mi veya yedikleri bir şeyden mi onu tam tespit edemedik. Futbolcular da bu halde bile oynamak istediklerini söylediler. Çünkü zaten yapacak bir şey yok. O gün oyuncularımız çok ciddi bir karakter özellikleriyle karşılaştık. Çok ciddi bir karakter tavır sergilediler. Birçok futbolcumuz o gün Antep maçında sahada ağladı yani. Bu duruma düşmelerinden dolayı çok üzüldüler. Biz oyuncularımızın kalitesine güveniyoruz. Gerçekten hepsi iyi oyuncu ve karakterli oyuncular. Ankara Gücü'nün gündeminde şu anda transfer yok. Biz onu, bütün transferlerimiz bütün bölgelerde ihtiyaç duyduğumuz futbolcuları aldık. Şu anda artık bir performans ve uyum süreci yaşıyoruz. Bu hafta bay geçtik. Biz bu hafta bayız. İnşallah önümüzdeki cumartesi Karagümrük maçıyla tekrar start alıyoruz. Sonra Beşiktaş. Ben inşallah Beşiktaş ve Antalya maçında, Alanya maçında takımın tam anlamıyla toparlanmış olacağını düşünüyorum. Evimizde oynayacağımız maç Beşiktaş maçı. Bizim camiamız da Beşiktaş maçını çok dört gözle bekliyor. Bütün taraftarlarımız, stada gelecek protokol dahil, VIP dahil bütün taraftarlarımız pasoliklerini almalarını özellikle rica ediyorum. Kapılarda çok ciddi sorun yaşanıyor. Bir girişlerde sorun yaşanıyor. Pasolik kartlarıyla gelmelerini özellikle rica ediyorum. Pasolik kartlarını alsınlar.